Alalım kerevizimizi. Şöyle kök kısmını keselim. Soyucak kullanabilirsiniz ama benim tavsiyem bıçakla gitmeniz çünkü kabukları çok sert. Bayağı zorlanacaksınız. Hafif bıçağınızı bükerek içeriye doğru kabuklarını alalım. Kerevizimizi küçük parçalar halinde doğrayacağız. Nasıl doğradığınız hiç önemli değil ama ne kadar küçük olursa o kadar çabuk pişecek ve işiniz o kadar kolaylaşacak. İnce ince doğrayalım. Bunu yaparken bütün parçaların eşit olmasına, en azından 5 aşağı 5 yukarı eşit olmasına özen gösterin. Yoksa bir parça piştiğinde diğer parça pişmemiş olacak. Kerevizleri alıp soğuk bir tencerenin içerisine atıyorum. Göz kararı üzerine bir parmak geçecek şekilde yarım süt kullanıyorum. Bir parça da su kullanıyorum. Bir parça tuz atıyorum içine. İçine aroma versin diye ben bir parça sarımsak atıyorum, bir diş sarımsak. Sarımsakları kullanırken mutlaka ezin şöyle bıçağınızla ki yağ çıksın, daha kolay aroma versin. Bir parça da kekik atalım, taze kekik atalım. Altını açıyorum. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Gelelim şimdi yeşil elmalarımıza. Yeşil elmalarımızı soyuyoruz. İnce ince doğruyoruz. Yaklaşık bir kafa kerevize 2 tane yeşil elma ideal olan. Bir parça zeytinyağımızı alalım. Tuzumuzu da alalım yanımıza. Tereyağımız köpürmeye başladığında elmalarımızı içine koyacağız. Tereyağımız tamamen eridi. İstediğim köpük burada. Eğer sütünüzün köpüğü taşıyorsa soğuk bir kaşık koyun. Köpüğü azaltacaktı. Biraz da ateşten kenara alırsak, şöyle yandan yandan ateşi alırsa istediğimiz şekilde kaynayacak. Elmalarımızı koyduk. Ne atarsam atalım içine bir parça tuz atıyoruz. Hep tuzu baştan veriyoruz. Kerevizlerimiz pişiyor tam istediğimiz gibi. Elmalarımız yumuşuyor. Çok da fazla renk vermek istemiyoruz. Döndüre döndüre yavaş yavaş pişiriyoruz. Elmalarımız hazır. Rengini aldı, yumuşadı. Zaten bu elmaları normal olarak da yiyebiliyoruz. Benim amacım şimdi bunu çorbanın içine katmak. Onun için çok da fazla yumuşatmak istemiyorum. Altını kapatıyorum. Burada o kendi kendine pişmeye devam etsin. Kerevizlerimize bir bakalım, göz atalım. Kerevizimizin piştiğini nereden anlıyoruz? Pişince eğer şöyle alalım, ezersek dağılması lazım, püre kıvamına gelmesi lazım ki hemen hemen orada, ortası orada ama kenarları değil. 1-2 dakika sonra kerevizlerimiz de hazır hale gelecek. İkisini karıştırıp güzel bir çorba içeceğiz. Bayağı yumuşamış. Elmalarımı içine atıyorum, yeşil elmalarımı. Ateşten alıyorum. Blender'ıma alıyorum. Hepsini beraber süt miktarı iyi. Eğer süt miktarınız fazlaysa, içindeki sıvı miktarınız fazlaysa bir kısmını alın sonra ekleyin. Bizimkisi iyi. Hemen hemen katılarla sıvılar aynı şeyde. Süzmeye başlayalım. En son içine bir parça tereyağı atalım. Çorbaların içine böyle misket büyüklüğünde ya da fındık büyüklüğünde bir tereyağı atmak en sonunda, karıştırmamızın en sonunda hem bir parlaklık hem de bir aroma verecek. Daha bir parıl parıl parıldayacak çorbalarımız. Tekrar karıştırıyorum. Güzelce homojen hale geldi. Bir kepçe kullanmayın. Eğer çok dolu değilse yavaş yavaş koyabilirsiniz. Hep böyle bir parmakta hem taşırken rahatlık olsun diye hem de bir dudak payı olsun diye boşluk bırakmakta yarar var. Birazcık da süsleyelim tabağımızı. Şuradan kekiğimizi alalım tekrar. Biraz kabak çiçeğimizi de alalım. İnce ince doğrayalım. Kekiklerimizi şöyle üstüne atalım.